Mustafa Balbay Seçim gönülsüzleri. 31 Mart seçimlerine 19 gün kaldı. Başkan değişikliği beklenen illerin başında Bursa geliyor. 2019'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışını az farkla kaybeden CHP adayı Mustafa Bozbey'in bu kez daha şanslı olduğu dikkati çekiyor. Çalışmalarını CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşitaş'la birlikte sürdüren Bozbeyle Bursa Kitap Fuarı'nda sohbet ettik. Bu kez Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Nilüfer'in yanına Osman Gazi'yi de ekleyeceklerini vurguladı. Beton kelepçelerden tarihi mirasların fotoğrafını çekmenin bile mümkün olmadığı Bursa'ya en az İstanbul kadar ihanet edilmiş. Bozbey, Cumhur İttifakı dışındaki partilerin gerek tabanlarıyla gerek tavanlarıyla diyalog yollarını kurmuş. Fiili bir kent ittifakının oluştuğu söylenebilir. Nilüfer Belediye Başkanı adayı Şadi Özdemir İl Başkanlığından geliyor. Nilüfer'in genel dokusuna uygun olarak sivil toplum kuruluşlarıyla da barışık. Özdemir, hedefimiz oy oranını yükseltmek, kazanma sorunu yok diyor. Osman Gazi CHP adayı Erkan Aydın'ın pazar sabahı programına katıldık. Bursa'nın nimetlerinden az pay alan ilçeler arasında yer alan Osman Gazi'de de büyükşehir gibi değişim yaşanabilir. Bursa'da bulunduğumuz iki gün içinde yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da bu şehirdeydi. Basın toplantısını bizim de kaldığımız otelde yapınca pek çok İrepeyli ile tanıştık, konuştuk. Kendilerinin oylarıyla kimin kazandığı kimin kaybettiği ile ilgilenmiyorlar. Sadece Bursa'nın içinde değil ilçelerinde de iddia ortaya koyuyorlar. Bir il yöneticisine, kararınızdan döner misiniz diye sordum. Şu karşılığı verdi, artık yola çıkıldı. Milli görüş kervanı düzüldü. Yolda düzülecek bir durum da yok. Türkiye bizi yeni tanımış gibi haberler yapılıyor. Bugünün hazırlığı çok önceden yapıldı. Karacabey'de AKP'den belediye meclisi üyeliği de yapmış bir İREP'li, geri dönülemez şekilde yolların ayrıldığını vurguladı. Kitap fuarında yaşadığımız bir diyaloğu paylaşalım sarıklı, uzun siyah giysili, uzun sakallı, biri ileri ikisi orta yaşta üç kişi standlara uğramadan tur atıyordu. İkinci geçişlerinde seslendik, bize de merhaba demez misiniz? Geldiler. Ayaküstü sohbet ettik. Bir vakıftalar, fuarda standları yok, sadece dolaşmaya gelmişler. Şu görüşümüzü paylaştık, özgürlük deyince benim aklıma Allah gelir. Ne güzel herkese akıl vermiş, kullansın diye. Üstelik herkes kendindekini beğeniyor. Bundan büyük eşitlik ve özgürlük olur mu? En yaşlısı hak verdi, doğru dediniz. Mesela herkes imam olsa, öteki işleri kim yapacak? Cumhuriyet Gazetesi ve Bilgi Yayın Evi standında pek çok okurla sohbet ettik. Bir okur dedi ki, bugüne kadar hep gönüllü unvanıyla çalıştım. Sandık gönüllüsü, mahalle gönüllüsü. Artık ben seçim gönülsüzüyüm. İtiraz ettim, uzunca konuştuk. Onun gibi sandığa gitmemeyi düşünen az değildi. CHP'nin son düzlükte sandığın önemini ayrı bir çalışma konusu yapması gerekiyor. Bursa'da pazar sabahı eğitim işin, öğleyin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin etkinliklerinde konuştuk. Örgütlü yapılar aktif ve sorumluluğun bilincinde. Ancak toplumun derinliklerindeki umut yorgunluğunu atmak için güçlü bir hamle gerek. Hem oy artırmak hem sandıkları korumak için bu şart.